İkinci bölüme geçeceğiz. Cenk Bey tekrar sunumuna devam edecek. Sorularınızı bu arada tekrar alacağız. Evet, teşekkür ederim. En güzel klasik yöntemle geç olacak. Efendim, şimdi bir ısınma yapalım. Ne anlattık, nerede kaldık? Şimdi ben size ev faturanın Luka tarafında nasıl oluşturulduğundan bahsetmiştim. Nasıl oluşturuluyordu? İşte iki tane yöntem. Bir tanesi portala çözüm buluyorduk. Bir tanesi de özel entegratörlerle entegrasyon yöntemimizdi. Özel portalla çalışırken nasıl çalışıyorduk? Bir tane masaüstü uygulamamız vardı. LukaNet ve Koza'dan otomatik faturalar buraya geliyordu. E-fatura formatında. Bunları imzalıyordu ve doğruluyordu uygulama. Ve bunları bir zipli dosya haline getiriyor. Ve gelir idaresinin şurada görmüş olduğunuz fatura yükleme ekranından toplu olarak faturaları yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra ne oluyor? Hemen karşınıza onaylandı mesajı geliyor. Biraz önce bahsettiğim, ilk bölümde bahsettiğim şekliyle zarflama işlemi yapıyorsunuz. Zarflama dediğimiz şey bu. Şöyle hemen seçiyorsunuz, zarfla diyorsunuz, gönder diyorsunuz ve zarflayıp karşı tarafa iletilmiş oluyor. Peki özel entegratörlerle entegrasyon projemiz nedir? Bu konuda biz İşnet'le beraber yürüyoruz. İşnet'te bir özel entegrasyon anlaşmamız var. Özel entegratör onlar. Gelir İdaresi Başkanlığı onların isimlerini açıkladılar. Onlar İş Bankası'nın %100 iştiraki bir kurum. Yine LukaNet ya da Koza'dan sistemden hiç çıkmadan tek tuşla basıyorsunuz e-faturalarınızı. İşnet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na faturalarınızın gönderilmesini sağlıyorsunuz. Yine LukaNet ya da Koza'dan hiç çıkmadan sistem otomatik bir şekilde alış faturalarınızı ve satış iade faturalarınızı LukaNet ve Koza'ya aktarıyor. Şimdi burada neden özel entegratörlere önem veriyor Gelir İdaresi Başkanlığı? Geçen günden bir duyuru attı. 15 Ekim itibariyle 6 aydan önceki tüm faturalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığı sistem yanıtlarıyla beraber sildi. Dolayısıyla portalı sürekli tutmak, sürekli orada faturaları saklamak gibi bir durumu söz konusu değil Gelir İdaresi'nin. Buradaki yükümlülük tamamen size ait. Bu faturaların saklanması sizde. Bunları kağıt ortamında da saklayamazsınız. Bunları elektronik ortamda saklamanız gerekiyor. Bilgisayarınızda saklamanız lazım en iyi ihtimalle. Peki bu bilgisayarlara sonra ne olacak? Bunları 5 yıl VUK'a göre, TTK'ya göre 10 yıl bunları saklayabilecek misiniz gibi sorular var. Dolayısıyla özel entegratörle çalıştığınız anda sistem faturaları gönderdiğiniz zaman işnet üzerinden faturalarınız iletildiği an itibariyle otomatik bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde faturalarınız saklanmış oluyor. Gördüğünüz gibi ekranda hiç sistemden çıkmadan Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki tüm durumları kontrol edebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz temel fatura senaryosunda faturalar kabul edilmiş, iletilmiş mi? Ticari fatura senaryosunda gönderdikleriniz kabul mü edilmiş, red mi edilmiş gibi mesajları tümünü hiç ekrandan çıkmadan LukaNet ya da Koza'dan takiplerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Kesmiş olduğunuz faturaları tek tuşla gönder diyorsunuz, karşı tarafa iletiliyor. Hatta size gelen ticari fatura senaryosundaki faturalara da cevap verebiliyorsunuz. Kabul ya da red gibi işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki portal dışında ya özel entegratörle çalışmanın başka ne gibi faydaları var size? Portalda çalışırken sadece bir kullanıcıyla işlem yapabilirsiniz. Gelir İdaresi'nin portalına bir kullanıcı girebilir. Ama LukaNet ya da Koza kullanıyorsunuz. Özel entegratör olarak da işneti seçtiniz. Mali mühür takılı olmadan, çünkü siz vekalet veriyorsunuz, kullanıcılarınıza yetki vererek e-faturalarınızın gönderilmesini sağlayabilirsiniz ya da alınmasını sağlayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bir kullanıcınıza sen faturaları gönder, sen bunlara cevap ver diyebilirsiniz. Hiç mali mühürün takılı olmasına gerek yok. Zamandan, mekandan bağımsız bir şekilde bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bahsettik, saklama işlemlerinizi gerçekleştiriyor. İşnet sadece bir özel entegratör değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yeni nesil telekom operatörü. Yakında Luka üzerinden SMS'ler göndermeye başlayacaksınız. Dolayısıyla size gelen e-faturalar cep telefonunuza gelecek. Diyecek ki işte sana şu firmadan şu tutarlı ticari fatura senaryosu gelmiştir. Siz bunları göreceksiniz. E-fatura kullananlar bilir, sürekli o listeleri kontrol etmeniz gerekmekte. Ya da siz faturayı gönderiyorsunuz karşı tarafa, ticari fatura senaryosuyla karşı tarafın cep telefonuna otomatik bir şekilde bu firmadan size bu tutarlarla ticari fatura senaryosuyla fatura gönderilmiştir diye bilgilendirme SMS'leri gönderilecek. Faturalarınızı tasarlayabiliyorsunuz.
karşı tarafın görünmesiyle ilgili faturalarınızı tasarlayıp gönderme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıt saklamaya ilişkin bütün o tebliğdeki bilgiler otomatik bir şekilde saklanmış oluyor. Her şeyi bırakın. Bunların hepsi fonksiyonelite. Ama seçeceğiniz özel entegratör öyle bir özel entegratör olması gerekiyor ki 5 yıl, 10 yıl karşınızda olması gerekiyor. İşte İşnet, İş Bankası'nın iştiraki olması sebebiyle her zaman kalıcı olarak karşınızda durabilecek bir firma. Aynı zamanda müşteri sırrı ve ticari sır kavramı normalde e-faturada yok. Dolayısıyla bunlar harici kanunlarla İşnet üzerinden sağlanmakta. Dolayısıyla güvenli bir şekilde e-faturalarınızı gönderip alabilirsiniz. Çünkü sizin en temel veriniz fatura. Bu faturayı kim ne kadar almış, kim ne kadar vermiş, bunlar yarın bir gün çok farklı şekillerle değerlendirilebilir. Bu bilgiler çok farklı kişilerin eline geçebilir. Dolayısıyla çok güvenli ortamlarda saklayabileceğiniz, bunları harici kanunlarla sağlayan da bir kurum. Peki bizim e-defter uygulamamız nasıl çalışıyor? Lucanet ya da Koza kullanıyorsanız zaten biraz önce bahsettiğim ödeme yöntemleriydi, her güne bir fiş kesmeydi. Bunlar otomatik bir şekilde mali müşahar paketine gelmekte. E-defter modülü de Luca mali müşahar paketinde bulunmakta. Dolayısıyla siz bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha ben Lucanet ya da Koza kullanmıyorum. Hiç önemli değil. Normalde siz bu yükü almak istiyorsanız ödeme yöntemi bilgisini girerim, her belgeye bir fiş oluştururum diyorsanız muhasebe fişleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yine bir masaüstü uygulamamız var e-defter için. Bu defterlerinizi çekiyor, imzalama işlemlerini gerçekleştiriyor. İmzalandıktan sonra beratı çıkartıyor. Bu beratı siz Gelir İdaresi Başkanlığı'na yüklüyorsunuz. Yüklediğiniz bu beratına Maliye Bakanlığı onayladıktan sonra e-defterle beraber saklıyorsunuz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Uygulamamız bu. Gördüğünüz gibi bir takım denetimler var. Siz acaba evrak tarihi, evrak numarası varken belge türü eklediniz mi, eklemediniz mi? Çünkü defter, e-defter bunu istiyor. Eğer varsa bu durum uyarı veriyor. İşte NACA kodlarınızı girdiniz mi, sözleşme bilgilerinizi girdiniz mi vesaire gibi kontroller yapıyor. Ters kayıtlarınız var mı? Bunların kontrollerini gerçekleştiriyor. Hatta imzalama işleminizi yaptığınız, gönderdiğiniz Gelir İdaresi Başkanlığı'na hemen otomatikman önceki dönemleri kesinleşme tarihlerini giriyor ve sistemi kapatıyor. Geriye dönük işlem yapmanızı da engelliyor. Burada zaman damgası kavramı çok önemli. Zaman damgası Gelir İdaresi Başkanlığı eğer gerekli görürseniz yapın diyor. E-defterde kullanılan bir uygulama. Bu nedir? Diyelim ki Ocak ayının beratını Nisan sonu itibariyle göndereceksiniz. 30 Nisan'da Gelir İdaresi'nin sisteminde bir sıkıntı oldu. Olamaz mı? Olur. En yakın tarihte de Ağustos BABS'leri verirken oldu. 30 Eylül gelmişti, biz BABS'leri gönderemedik. Çünkü Gelir İdaresi'nin sisteminde sıkıntı vardı. Hemen bir uzatma haberi geldi, 3 Ekim uzatıldı. İşte diyor, e-defterlerini gönderirken böyle bir durum oldu. Benim sistemimde bir sıkıntı oldu diyelim, Gelir İdaresi olarak. Gidiyorsunuz, TÜBİTAK'tan zaman damgası alıyorsunuz. Bu bir kredi. 1000 kontör, işte 100 lira civarı bir şey. Bunu uygulamanın içerisinde zaman damgası sunucu vardır. Bir kağıt geliyor size, bunu satın aldıktan sonra. Kullanıcı adı ve şifre vardır, bu bilgileri giriyorsunuz. 30 Nisan geldi, defteri gönderemiyorsunuz. Tuşa basıyorsunuz, hemen TÜBİTAK'a bağlanıyor sistem. Diyor ki bugün tarih ne, saat kaç? Bu bilgileri tabii ki elektronik ortamda soruyor. Bu bilgileri geliyor defterinize yapıştırıyor. Loglarını da TÜBİTAK tutuyor. Siz bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Gelir İdaresi'nin sistemi 15 gün sonra gelsin diyelim ki. Siz defterlerinizi yüklediğiniz zaman siz bu beratı zamanında beyan etmişsinizdir anlamına geliyor. Dolayısıyla zaman damgası kavramı da bizim uygulamamızda var. Tabii işlemlerinizi gerçekleştirirken fatura, belge vesaire ben size bahsettiğim kayıt saklama çok önemli. Bunların da otomatik muhasebeleştirirken muhasebeden bilgilerinizi alıyor, evraklardan bilgilerinizi alıyor ve kayıt saklamaya tebliğine ilişkinde bütün listeleri hazırlıyor. Hatta bunları siz kendiniz de tasarlayabiliyorsunuz. Peki bu süreç içerisinde biz ne gibi entegrasyonlar hayatınızı kolaylaştırmak için gerçekleştirdik? Örneğin biz Noterler Birliği'yle çalışıyoruz. Oradan cari bilgilerinizi sorguluyoruz, kapak sayfalarınızı gönderiyoruz. TÜİK ile entegrasyonumuz oldu, soru hizmet kağıtlarını gönderiyoruz. Maliye Bakanlığı'ndan her KDV ile ilgili işte post hareketlerinizle ilgili bilgileri çekip KDV beyannamenizi yansıtıyoruz. Beyannamelerinizi indiriyoruz, müşterilerinize gönderiyoruz. SSK işe giriş bildirgileri vesaire işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte e-defter sürecinde özellikle banka hareketleri çok önemli.
12 bankayla anlaşmamız var. Bugün yaptığımız hareketler tüm yazılımlarımıza Luka Mali Müşavir Paketi, LukaNet ve Kozya'ya otomatik bir şekilde geliyor. Sizler de bunları akıllı kurallarla muhasebeleştirme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üretim reçetelerinizi sürükle bırakla bile yapabilirsiniz. Gelir dairesi böyle bir bilgi istediğinde bunların çıktılarını gönderebilirsiniz. Sizi işletim sistemi bağımlılığından kurtarmaya çalıştık. Ücretsiz yazılımlar, işte OpenOffice gibi vesaire gibi yazılımlar da çalışıyor duruma getirdik. SMS ile ilgili uygulamalarımız başlayacak. İşnet üzerinden özel kampanyalarla bunları satın alıp hızlı bir şekilde müşterilerinize bilgilendirme SMS'leri gönderebileceksiniz. Tabii burada bir durum var. Hep sunumun başında bahsettim. Ödeme kaydedici cihaz çok önemli diye. Burada 13. maddede diyor ki, ödeme kaydedici cihazların, postların yaygınlaştırılması ile ilgili Gelir Dairesi Başkanlığı'na yetki veriyor. Bu süreci de Gelir Dairesi Başkanlığı başlattı. 3 fazda ilerliyor. Birinci faz 1 Ekim 2013 itibariyle başladı. Kapıda satış yapan firmalar akıllı yazar kasaya geçmesi gerekiyor diye. İkinci faz halen işlemekte. Eğer mali hafızanız dolmuşsa yazar kasalarda siz de akıllı yazar kasaya geçiyorsunuz. Üçüncü faz 31.12.2015'te tamamlanacak. Herkes akıllı yazar kasa kullanıyor olacak. Ki fatura kesme yetkisi verildi vesaire, irsal yerine geçen bir belgelerden oluşan bir silsile düşünün. Ödeme kaydedici cihazlar çok önemli. E-fatura e-defterde bunları yaptık. E-fatura e-defter kullanan firmaların da çok önemli bir yükü bu. Dedik ki burada bir çalışma yapalım. Vera'yı biliyorsunuz. Cumartesi günü bunu uygulamayı da sisteme devreye aldık. Vera'yla görüşmeler sonucunda onlara dedik ki ya bu perakende satış fişleriniz, işte elimde o gördüğünüz gibi, ya da Z raporlarınızdaki bütün bilgileri şuradaki kare kodlara ekleyin dedik. Onlar bütün bu bilgileri kare kodlara eklediler. Peki biz ne yaptık? Şimdi Google Market'ten bunu indirebilirsiniz. Yakında iPhone, iOS'la ilgili çalışmalarımız da olacak. Akıllı entegrasyon noktası diye, Luka akıllı entegrasyon noktası diye Google Market'te aratın, çıkıyor karşınıza. Bunu indiriyorsunuz telefonunuza. İndirdikten sonra, uygulamayı çalıştırdıktan sonra Luka mı kullanıyorsun, LukaNet mi kullanıyorsun diye soruyor uygulama. İşte diyorsunuz ki Luka kullanıyorum. Kullanıcı adı, üye numarası ve işte bir şifre üretiyorsunuz sistemden. Giriş yapıyorsunuz. Karşınıza firmalar geliyor telefonunuzda. Şu firmada çalışacağım diyorsunuz. Basıyorsunuz. Elimdeki Z raporu diyelim ki Vera. Vera'yı seçiyorsunuz. Z raporunu basıyorsunuz. Karşınıza bir kamera açılıyor. Kameraya kare kodu okutuyorsunuz. Tamam butonuna basar basmaz dünyanın herhangi bir yerinde nerede olduğunuz önemli değil. Belge olarak gidiyor LukaNet'e, Kozaya. Mali müşavir paketine de muhasebe hareketi olarak gitmekte. Dolayısıyla bunu... Efendim? Tabii her sıradan okutuyorsunuz. Basıyorsunuz, geçiyor. Efendim? Z raporları zaten günlük alıyorsunuz ya. Aldığınız Z raporlarını okutup tamam butonuna basıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Arkadaşlar lütfen sunumu tamamlasınlar lütfen. Evet, buradaki akıllı yazar kasalarla ilgili entegrasyonlarımız da bu şekilde. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü Ayhan Bey'e ileteceğim. Sonra da sorularınızı cevaplıyor olacağız. Öncelikle Cenk Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Ben sözü Ayhan Bey'e veriyorum. Ayhan Akgöz sunumunu yapmak üzere. Buyurun. Değerli meslek mensupları, herkese merhabalar. Adım Ayhan Akgöz, İşnet İş Ortakları Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün burada TÜRMOB, İşnet ve hem İşnet'in hem TÜRMOB'un ekskluzif partneri olan Saxon ile aramızda yapılan protokol çerçevesinde sizlerle birlikte oluyoruz. Sizlere bugün çok kısa İşnet'in kim olduğundan, hizmetlerimizden, TÜRMOB'la yapılan iş ortaklığının amaçlarından, hizmetlerimizin sizlere sağlayacağı artılardan bahsetmek istiyorum. İşnet, 1999 yılında Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki olarak kurulmuş bir teknoloji firması. Amacımız o dönemlerde Türkiye'de internetin yaygınlaşmasıyla beraber bankacılık sektörünün internet üzerinden kullanımına yönelik hızlandırmaları yapmaktı. Ancak 2004 yılı itibariyle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde telekom sektörünün Türkiye'de özelleşmesiyle İşnet de devlet kurumlarından gerekli izinlerini alarak bu hizmetleri vermeye başladılar. 2011 itibariyle hızlı bir e-dönüşüm süreci başladı Türkiye'de ve İşnet'te 2013'te özel entegratör olarak e-fatura hizmetiyle birlikte bu sürece katıldı. İşnet Türkiye'nin 81'inde ve tüm ilçelerinde
3000'e yakın KOBİ, 500 büyük firma ve kamu kurumlarına hizmet veren bir firmadır. Bunu farklı satış kanallarıyla birlikte yürütmektedir. Hizmetlerimizden çok kısa size bahsetmek istiyorum. E-fatura hizmetlerimiz tabii ki günümüzün konusu. İlerleyen slaytlarda bunlarla ilgili biraz daha detay bilgi veriyor olacağım size. Lükanet ticari yazılım hizmeti. Bunu biraz açmak istiyorum. İşnet, fikri ve yazılım hakları, mülkiyeti TÜRMOB'a ait olan Lükanet ticari yazılım paketini sadece satış sonrası pazarlama ve satış sonrası destek hizmetlerini bu protokol kapsamında üstüne almıştır. Satış sonrasında yapılacak tüm eğitim süreçleri, telefon destekleri, call center hizmetleri de işnet tarafından verilecektir. Sistem entegratörlüğünden çok kısa size bahsetmek istiyorum. Yine çünkü aynı partnerimiz olan Saxon'la birlikte yürütmeyiz. Bugün siz gelir idaresine bir şeyler yüklüyorsunuz. O arkadaki sistemlerin yönetimine benzer hizmetlerin gerek donanımsal gerek yazılımsal olarak hizmetlerin verilmesi. Telefon hizmetlerimiz var. Telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesiyle beraber telefon hizmetlerinde de işnet yer almakta. Bu İnternet erişim hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de internet erişimi şu anda çok ciddi anlamda ilerlemiş durumda. İşnet bu sektörde bireysel ev kullanıcıları hariç tüm kurumsal yapılara farklı network yapılarıyla hizmet verebilmekte. Uydu erişim hizmeti şu anda Türkiye'nin en büyük uydu operatörüyle karşı karşıyasınız. Türkiye'de 3 hub istasyonu olan tek operatör biziz. Sanal ağ VPN hizmetlerimiz var. Veri merkezi hizmetlerimiz var, SMS hizmetlerimiz var. Cenk Bey'in biraz içine bahsettiği, benim de biraz daha bahsedeceğim bir hizmetlerden bahsediyoruz. Alan adı barındırma hizmetleri kapsamında Türk İşnet almış olduğu lisanslarla tüm bu hizmetleri tek çatı altında sunabilmekte. TÜRMOB'la İşnet'in iş ortaklığı nasıl gerçekleşti? TÜRMOB, İşnet ve Saxon'un yöneticileri bir araya gelerek bir iş ortaklığı geliştirmek istedi. 19.03.2014 tarihi itibariyle bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında İşnet Türkiye'deki satış ağını kullanarak Lükanet'in bilinirliğini arttırılması, İşnet'in sunmuş olduğu teknolojik altyapı hizmetlerini Lükanet, Luka ve Luka Mali Müşavir ve Kozo kullanıcılarına yönelik sunumlarını, uygun maliyetlerle sunumlarının sağlanması amacıyla bu protokol imzalandı. Hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle günümüzde olan e-fatura. İşnet, Türkiye'nin en güçlü e-fatura altyapılarından bir tanesini kurdu. Türkiye'nin 3 ilinde farklı yapılarla yedeklenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Luka ve Kozo ürünlerinin içerisinde İşnet e-fatura sistemi tam entegre olarak sağlanmakta. Özellikle altını çiziyorum, tam entegre olarak sağlanmakta. Bu protokol kapsamında da sizlere bunları sunmaya başladık. İşnet'in bu protokol kapsamında sunmuş olduğu en önemli özelliklerden bir tanesi, gönderdiğiniz ve almış olduğunuz e-faturalar tamamıyla ücretsiz olarak sunulmakta. Saklama hizmeti. Birçok yerde saklama hizmetiyle ilgili ayrı ücretler göreceksinizdir. Ancak bu protokol kapsamında Lükanet ve Kozo kullanıcılarının tüm e-faturaları ücretsiz şekilde yasal sürelerde tarafımızdan saklanmakta. Sözde herhangi bir sisteme giriş ücreti yok bu protokol kapsamında. Sistemden doğal olarak çıkış ücreti yok. Aylık bir sabit ücret yok. Saklamayla ilgili bir ücret yok. Burada altını çizdiğimiz çok önemli bir konu. Cenk Bey biraz değindi. İşnet bir operatör olduğu için BTK ve TİP tarafından denetlenmekte ve müşterinin ticari sırrı bizim için birincil öncelikle. Yani biz sizin e-mail adresinizi sizden yazılı izin almadan kendi hizmetlerimiz için dahi kullanamıyoruz. Bu nedenle saklanan her faturanın ticari olarak ticari sır niteliğindeki tüm bilgileri tarafımızdan güvence altına alınmış oluyor. Bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Yine bu protokol kapsamında Luka ve Kozo kullanıcılarının yılbaşına kadarki tüm e-fatura işlemleri tarafımızdan tamamıyla ücretsiz olarak sağlanmakta. Bu kampanya sadece bu kapsamda, bu protokol kapsamında gerçekleştirilmiş bulunmakta. SMS'ten bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar hepiniz SMS'leri sadece GSM operatörleri üzerinde görüyordunuz. Ancak işnet olarak biz bir kendi sistemlerimizde üreteceğimiz SMS'leri diğer operatörlere ara bağlantılarla gönderecek bir sistem kurduk. Oldukça güçlü bir altyapı. Luka ve Kozo ürünlerinin ve Lükanet'in içerisinde Cenk Bey'in biraz önce bahsettiği gibi hazır formatlar ve FreeText alanlarla sizlere SMS gönderme imkanı sağlanıyor.
Üretici olduğumuz için gerek SMS'in gönderimle ilgili raporlamaları gerekse fiyatlamaları konusunda yine bu proje kapsamında özel bir uygulamamız olacak. Bilmiyorum aranızda SMS kullanan var mı? Bu proje kapsamında üretici olduğumuz için siz değerli meslek mensuplarına biz 1000 SMS'i 20 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor olacağız. Ayrıca bir kampanyamızdan daha bahsetmek istiyorum. Yine siz değerli meslek mensuplarına özel olarak. Eğer İşnet Lucanet'in satış ve pazarlamasını aldığı için eğer siz mükelleflerinize Lucanet'i refer ederseniz ve bu referenin sonucunda müşterilik ilişkisi oluşursa kullanacağınız SMS'leri farklı rakamlarla örneğin 250, 500, 1000 gibi sizlere hediye ediyor olacağız. Çünkü biz sizin Lucanet'in hangi mali müşavir üzerinden satıldığını görüyor olacağız. Telefon hizmetlerimizden hızlıca bahsetmek istiyorum. Bugün hepiniz farklı bir operatörden veya yerel operatörden bir telefon, sabit telefon hizmeti kullanıyorsunuzdur ofislerinizde. Biz bu telefon hizmetlerini sadece bir sözleşmeyle %50 düşürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu protokolü özel çıkarmış olduğumuz bir tarifeyle, saniye bazlı bir tarifeyle özellikle altını çizmek istiyorum. Sizlere sunuyoruz. Ayrıca yine bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi mükelleflerinize eğer Lucanet'i refer ederseniz ve bu refere sonucu müşteriliğe dönüşürse biz sizlere bedava konuşma dakikaları da hediye ediyoruz. Yine Lucanet'in hangi mali müşavir üzerinden geldiğini gördüğümüz için bunları otomatik olarak sizlerin sistemlerine yüklüyor olacağız. Aynı zamanda bizler Lucanet'in satış sonrası desteğini de aldığımız için Lucanet'e özel bir call center kurduk. Bundan sonra mükelleflerinize ve sizlere Lucanet desteği bu call center üzerinden ayrıca veriliyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de sizlere anlatacaklarım bu kadar. Evet değerli arkadaşlarım, sunumlar bu kadar. Bundan sonra verdiğiniz soruları, hala sorularınız varsa hala alabiliriz. Sorularınızı şimdi cevaplamak üzere Cenk İçer Bey'e sözü veriyorum. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi aslında ben birazcık daha soruları kategorize etmeye çalıştım. Aslında sunumunda ufak çaplı bir tekrarı olacak. Şimdi öncelikle e-deftere geçiş tarihiyle ve zorunlu e-fatura geçenlerle ilgili bir açıklama yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi e-deftere geçiş tarihleri 67 nolu sirkülerle 3 maddede açıklanıyor. Diyor ki 67 nolu sirküler, sen 1-1-2014 ile 31-12-2014 tarihler arasında e-defter kullanabilirsin diyor. Eğer 2014 yılı içerisinde e-defter kullanacaksanız mutlaka ilgili ayda başvurduğunuz zaman müteakip ay başında sizi e-defter mükellefi yapıyor gelir deriz. Yok ben 2014'te kullanmayacağım diyorsanız o zaman bekliyorsunuz, şu an müracaat etmiyorsunuz. 1 Aralık ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü gelir dairesi müteakip 1. ayda yani 1-1-2015'te sizi mükellef yapıyor. Eğer özel hesap dönemine tabiyseniz sizin bugün itibariyle 11 günlük süreniz var. 11 gün içerisinde gelir dairesinin e-defterle ilgili başvurularınızı gerçekleştirmeniz lazım elektronik ortamda. Her belge için belge türü nasıl olacak ve işte her bir belge YM kaydına nasıl olacak, bu nerede açıklanıyor diye. Şöyle, Gümrük Ticaret Bakanlığı 19-12-2012 tarihinde çıkarttığı tebliğle YM defterlerinde eğer bir belgeye dayanıyorsa, evrak tarihi, evrak numarası varsa ne yapıyoruz? Belge türlerini ekliyoruz. Neyse bunlar işte fatura ise, çekse, senetse falan diye. XPRL'de diyor ki eğer diyor bunlar diyor bir belge ise diyor, bunları ayrı bir YM kaydında oluşturmalısın diyor. Dolayısıyla e-defteri de XBRL formatında oluşturduğumuz için eğer ödeme bir belge içeriyorsa ki e-defterdeki teknik şartnamelerde vardır her bir belge türü. İlk aklıma gelenler fatura, çek, senet, müşteri siparişi gibi belge türleri. Onlar Luka kullananlar bilir, standartta açarız. Bir de siz isterseniz diğer diye yöntem, diğer diye bir belge türü de açabilirsiniz. Yani bundan sonra açtığınız her şey diğer diye gider. Eğer sayılmış belge türlerinden bir tanesini kullanıyorsanız bir YM kaydına gidecek. Eğer onun dışında bir belge türü açmışsanız diğer diye bunu toplulaştırabilirsiniz. Ama bunun da şartları var. Yani bunu önermiyoruz. Şartları şu. Diyor ki toplulaştırılmış olarak bir YM kaydının içerisine birden fazla belge türüyle evrak eklediğinizse bunun kağıt çıktısını alıyorsunuz, evrak tarihi numarasını koyuyorsunuz, kaşeliyorsunuz, bunları saklıyorsunuz. Ben neden sen bunu toplaştırdın diye sorabilirim diyor gelir dairesi. Bunları
istiyor. Dolayısıyla her zaman toplaştırılmış yöntemi kullanmamanız lazım. Bir de örneğin çok soruluyor, amortisman, virman hareketleri gibi şeyler var diyelim ki. Bunlar zaten belge türü gerektirmiyor. Bunları bir GMI kaydının içerisine atabiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Ödeme yöntemiyle ilgili soru vardı. Gelir İdaresi diyor ki, sen nasıl belge türünü koyuyorsun? Her bir belgeye ayrı bir evrak numarası işte varsa belge türünü koyuyorsun. Eğer diyor, yaptığın işten bir ödemeyi ilgilendiriyorsa, ödeme deyince aklımıza ne geliyor? İşte kasa, banka, çek, senet gibi işlemlerse, işte ters çalıştırdıysanız kısaca, bunlarla ilgili ödeme yöntemi bilgisini yazıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, mesela ticari mal alışı 153, 191, 100 nakit olduğunu düşünün. Her bir satırda nakit, nakit, nakit diye yazıyorsunuz. İşlem bu. EH ile geçen firma BABS vermeli mi? Valla esasında vermemeli ama bununla ilgili tabii gelir dersine başvurmak gerekiyor. Şu an için BABS mükellefiyeti ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla EH ve geçmiş firmalar BABS vermeli ama belki gelir dersi bunu değiştirebilir. Belki bir dilekçeyle başvurulabilir. Bilemiyorum ama gerçekten bütün bilgileriniz var zaten. Cari bilgileriniz var. BABS verilmeyebilir ama zorunluluk devam ediyor. E-Defter'deki başvuru süreci sorulmuş. Öncelikle bir yazılım seçmeniz gerekiyor. Bir muhasebe yazılımı seçmeniz gerekiyor. Seçeceğiniz muhasebe yazılımı da alelade bir yazılım olmaması lazım. E-Defter.gov.tr'ye gidiyorsunuz. Sağ üst köşede uyumlu programlar diye bir menü var. Basıyorsunuz oraya, yaklaşık 30-40 tane, ya tam bilmiyorum bak ama hatırlayamıyorum ama 40 tane gibi yazılım var. Bunlardan bir tanesiyle anlaşmanız lazım. İlk yapacağınız şey bu. Çünkü ikinci aşama olan E-Defter'e başvuru süreci, yani E-Defter.gov.tr'ye gidiyorsunuz, başvuru diye bir menü var, oraya basıyorsunuz, mali müdürünüz takılı olacak. Orada bazı bilgiler var, işte firma adı, vergi numarası vesaire gibi bilgiler var. Bir de orada kullanacağınız yazılımla ilgili bilgi var. O uyumlu programlar içerisindeki yazılımın tam ünvanını, versiyon numarasını yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk yapmanız gereken şey uyumlu bir yazılım kullanmanız gerekiyor. Uyumlu yazılımı arada değiştirebilir misiniz? Evet, değiştirebilirsiniz. Bugün başladınız, bir ay geçti, iki ay geçti. Bir dilekçeyle gelir dairesine bildiriyorsunuz ve uyumlu yazılımlardan değişiklik yapabiliyorsunuz. Ama başvuru için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi uyumlu bir yazılım. Başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Gelir İdaresi size bir mail atıyor. Diyor ki, sen atıyorum 19 Kasım bugün itibariyle başvurdun, mükellefiyetin 1 Aralık'ta başlıyor diye size mail atıyor. Dolayısıyla bir mailin gelmesi gerekiyor. E-Defter için ayrı bir mali mühür almanıza gerek yok. E-Fatura için kullandığınız mali mühürleri E-Defter için de kullanabilirsiniz. 2014 yılında tutulan defterlerin kapanış işlemi nasıl yapılacak diye bu sorudan anladığım kadarıyla firma 2014'te kağıt ortamında tutuyor, 2015'te E-Defter'e geçmek istiyor. 2014'teki kapanış işlemleri aynı şekilde, rutin şekilde devam ediyor. Ne zaman yapıyorsunuz? İşte Haziran'da yapıyorsunuz. Ona hiçbir şey demiyor gelir dairesi. Ama 2015'te E-Defter tutmaya başlıyorsunuz ve ilk göndereceğiniz berat, Ocak ayının beratı açılış. Son gönderdiğiniz, eğer gelir vergisi mükellefiyseniz, gelir vergisi beyannamesinin verildiği ayın son günü, son gönderdiğiniz berat kapanış tasdiki yerine geçiyor. Eğer kurumlar vergisine tabiyseniz, kurumlar vergisi beyannamesi verildiği ayın son günü de gönderdiğiniz berat kapanış tasdiki yerine geçiyor. Dolayısıyla siz 2014'te kağıt ortamında defter tutuyorsanız, E-Defter buraya bakmıyor. Siz normal rutinde yapmanız gereken kapanış işlemlerinin süreleri zaten TTK'da belli. O sürelerde gerçekleştiriyorsunuz. E-Defter'le ilgili yükleme süreleri bahsettik. İki sıra numaraları elektronik defter genel tedbirinde değişti. Öncelikli olarak her ayın beratı müteakip ayın sonunda gönderiliyordu. Değişiklik nasıl oldu? Diyor ki, ilgili dönemin beratını müteakip 3. ayın sonunda gönder. Dolayısıyla Ocak'tan başlıyoruz. Ocak ayının beratı Şubat, Mart, Nisan. Nisan sonunda gönderiliyor. Şubat'ın beratı Mayıs'ta, Mart'ın beratı Haziran'da şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla ilk gönderim aşamasında 3 aylık bir zaman var. O zamana kadar geçici vergilerinizi, işte kapanış işlemlerinizi, 4. dönem, işte kurumlar vergisi beyannamelerinizi falan verip açılış beratlarınızı, işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde değişti. E-Defter yazılımları ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi platform bağımlı, bir tanesi platform bağımsız.
Bizim Luca platform bağımsız. Yani platform bağımsız bir yazılım değil, platform bağımlı bir yazılım. Bu platform bağımsız yazılımlar nedir? Mesela IDEA iyi bir platform bağımsız yazılımdır. Ne işe yarar? Diyelim ki siz yabancı bir firmanın yazılımını kullanıyorsunuz ya da yazılımınız e-defterle ilgili yetkileri almadı, bunları destekleyemiyor. Siz onların istediği, yani onlarla görüşüyorsunuz, formatta defter bilgilerinizi platform bağımsız yazılımlara yüklüyorsunuz. Onlar gerekli kontrolleri ve işlemleri gerçekleştiriyor ve e-defterinizi hazırlıyor. Ama biz tüm muhasebe süreçleriyle beraber ilerleyen bir yazılımımız, biz platform bağımsız bir yazılım değiliz. Dolayısıyla seçeceğiniz e-defter yazılımına dikkatli olarak seçmeniz gerekmekte. E-defterde geriye dönük işlem yapılacak mı? E-defterde geriye dönük işlem yapamazsınız. Yaparsanız ne olur? Yaparsanız Berat'taki altta göstermiş olduğum değer bozulur. Dolayısıyla sizin şu gibi bir durum oluşmuş olur. Siz defteri döktürmüşsünüz, sonra değişiklik yapmışsınız gibi bir durum söz konusu olur. Dolayısıyla bunu yapamazsınız. E-fatura ve defterde tasfiye durumu ne olur? Şirketin varlığı bitene kadar mükellefiyetleri devam ediyor. Ben tasfiye halinde bir şirketim, e-deftere geçeceğim. Siz boş da olsa e-defter beratlarını gönderiyorsunuz. Tasfiyede olmanız vesaire herhangi bir şekilde ilgilendirmiyor. E-defterde miktar bilgisi var mı diye sorulmuş. Normalde YM kayıtlarınızı nasıl yapıyorsanız öyle yapıyorsunuz. E-defterde YM, normalde miktar bilgisi yok. Miktar bilgisi nerede var? Kayıt saklama tebliğine ilişkin olarak hazırlayacağınız listelerde var. Defterin kendisinde yok. Hatalı fatura gönderilirse karşı taraf ne yapacak? Bu en iyi yapacağı şey faturayı iptal etmek olur. Ticari fatura senaryosunda ya da temel fatura senaryosunda gelmişse noterden ihtarla ilgili, işte iptalle ilgili ihtarı çekip işlemi gerçekleştirmemek olur. E-defterle ilgili her ay işlem yapıyoruz. Peki kapanış işlemleri gerçekleşecek mi? Kapanış işlemlerini anladığım yansıtma işlemleri. Her dönemin ilgili beratını ilgili dönemdeki kayıtları ilişkilendirir. Siz normalde yansıtma işlemlerinizi 3'er aylık dönemlerde geçici vergilerde yapıyorsanız yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Ben ocağın işlemini yaptım, buranın yansıtmasını yapayım demenize gerek yok. Yapıyorsanız yapın, bir sıkıntı yok. Yani oradaki muhasebedeki kurallar size bağlı, oraya karışmıyor. Gereklilik mi? Değil. Siz kapanış işlemini yıl sonunda yapıyorsanız, yani pardon, yansıtma işlemlerinizi yıl sonunda yapıyorsanız yıl sonunda yapmaya devam ediyorsunuz. Hatta ocaktaki işlemlerin bakiyelerini, devir hareketlerini Şubat'a bile aktarmanıza gerek yok. Her ayın ilgilendirilen belge hareketleri ilgilendirir. Sonraki aylara devretmenize vesaireye gerek yok. Arşivde internetten satış yapanlarınla ilgili cirolardan bahsettik. Şöyle diyelim ki e-arşive, öncelikle e-arşive kimler geçebilir? Diyor ki gelir idaresi, e-arşive iki sektör var diyor, geçebilir. Bir tanesini zorunlu kılıyorum, birisini ihtiyari diyor. İhtiyari geçebilecek olan sektör e-faturaya geçmiş olan firmalar. Diyor ki gelir idaresi, sen e-fatura kullanıyor musun? Tamam, o zaman eğer bir nüshasını benim belirlemiş olduğum standartlarda ve koşullarda saklıyorsan formatta ve benim istediğim sürelerde benim sistemime müteselsil sıra numaralı falan vesaire gibi işte o formatlar da var yüklüyorsan ve gönderdiğin faturaların altına e-arşiv faturası yazıyorsan bir sıkıntı yok. Burada e-arşiv kullanıyorsun zaten. İşte kağıt ortamında fatura kesmene gerek yok. Bir A4'e bile basabilirsin. Gerçek kişilere mal teslimin varsa mail ortamında bile gönderebilirsin. Onu da altında belli koşullarda işte internet üzerinden gönderilmiştir diye yazması gerekiyor. Burada bir tek sektör var. O da internet üzerinden satış yapanlar. Orada da diyor ki gelir idaresi, eğer diyor sen internet üzerinden satış yapıyorsan ve 2014 yılı cironda 5 milyon ve üstündeyse, buradaki ciroda dikkat edilmesi gereken şey şu: yok ben internetten satış yaptım 2 milyon, işte fiili satışlarım 4 milyon, o zaman ben mi geçmiyorum diye bir şey yok. Bunların tümü 5 milyon ve üstündeyse eğer, siz mutlaka ve mutlaka 1-1-2016 itibariyle e-arşive geçmeniz gerekiyor. Hangi bir satış hasılatı? 2014 yılı satış hasılatlarınıza bakmanız gerekmekte. E-defter için noter tasdiki gerekli mi? Bahsettik. Aslında noter tasdiki gerek yok. İlk gönderdiğiniz berat açılış, son gönderdiğiniz kapanış tasdiki yerine geçiyor. E-defter için e-fatura ya da kağıt fatura kavramı yok. Yani ben
e-fatura kullanıyorum. Bunların bir kısmı e-faturada gidiyor, bir kısmı kağıt faturada geçiyor. Ben e-defterde sadece e-faturadaki faturalarımı muhasebeleştireceğim diye bir soru yok. Yani böyle bir çözüm yok. Siz normalde bütün kayıtlarınızı e-deftere geçiriyorsunuz. E-fatura dahil, işte kağıt ortamındaki faturalarınız, banka hareketleriniz, normalde YMEK kayıtlarınızı nasıl gerçekleştiriyorsanız e-defterde bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Son olarak zaten belgeyi fişe anlattık. Toplaştırılmış yöntemi anlattık. Luka fiyatlarını sormuşlar. Şimdi biz size bir hikaye anlattık burada. E-dönüşümle ilgili e-faturadan, e-defterden, e-arşivden, kayıt saklamadan başlamak üzere. Sonra bunları Luka'da uygulayacağımızı, nasıl uygulayacağımızı bahsettik. Şimdi eğer bir firma e-fatura kullanıyorsa işte 2000 liraya Luka.net, işte 3500 liraya Koza alır, e-fatura işlemlerini gerçekleştirir, işnetle entegratör anlaşması yapar, gönderdiği fatura başına ücret alır. Onun dışında herhangi bir ücret yok. Ürünlerimizi alır almaz zaten e-fatura içerisinde bedava veriliyor. Dolayısıyla buradaki hareketler e-defter formatında Luka Mali Müşavir paketine gelir. Gelelim e-defterdeki fiyatlarımıza. O TÜRMOB'un bir politikası size maliyet yüklememek için sadece ve sadece fiyatlar alanlar bilirler. Ben size söyleyeyim. 1000 liradan başlayan ve 6000, 7000 gibi rakamları bulan e-defter fiyatları var. Luka Mali Müşavir paketinde e-defter modülü bütün firmalarınız için ve tek sefere 200 lira. Yani 200 lira ödüyorsunuz. Tüm firmalarınız için e-defter kullanabiliyorsunuz. Sayın Başkanım, tamam. Şu soruları... Şurada bir 3 tane daha geldi. Bir de orada bir arkadaşımız gönderdi. Ona da bir bakarsan. Aslında bizim alt hesaplarla ilgili standart bir sunum yapıp yapmayacağımızla ilgili sonuç itibariyle siz Excel'den de hesap planlarınızı aktarabilirsiniz. Hesap planları zaten tek düzen mantığı budur. İstediğiniz gibi hesapları açabilirsiniz. Siz standart bir hesap planı belirlediyseniz aktarımlarınızı yapar gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi personel özlük dosyası ile ilgili mümkün olduğu kadar güncellemeleri yapıyoruz. Eksik bir şey varsa siz bize mail atın, onları da tamamlayalım. İşte ibranamelerden tutun, her türlü evrak var. Arkadaşlar lütfen 5 dakika daha müsaade buyurun. Lütfen. Buyurun. Chrome'da ilgili SSK bildirgesini gönderdikten sonra toplu indirdiğinde zipli indirmek yerine yeni bir sayfa açıp göndermekte. Şöyle yapabilirsiniz. Zipli dosyayı seçin. Yani indirin bir kere. Masa üstünde zaten indirilenler klasörünü yapıyor. Birlikte aç deyin. Zip'i gösterin. Zip'inize, ziple ilgili dosya formatında bir sıkıntı vardır. Bundan sonra açarken sürekli zip'le açmaya başlar. Eğer sıkıntı olursa destek@luka.com.tr'yi arayın. Biz sizin bilgisayarınıza bağlanıp bilgisayarınızdaki sorunu çözüyoruz. Dolayısıyla bunu bize bildirirseniz ilgileneceğiz. Luka Koza ve Luka.net ile ilgili demo taleplerinizi hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Orada standartta herkesi açmıyoruz. Çünkü kim ne yapıyor görmek istiyoruz. Yani kime ne kadar vermişiz bu demoları vesaire takip etmek istiyoruz. Bize destek@luka.com.tr'ye ben Luka.net demosu istiyorum, ben Koza demosu istiyorum dediğiniz zaman size 15 günden başlamak üzere demo açıyoruz. Siz de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bütün modüller var, sınırsız veri girişi yapabilirsiniz. Soru yetmezse bir daha haber verin, bir daha uzatalım demo süresini. Gelir tablosundaki Excel alanında harfler ebeveynler programındaki gelir tablosu harfleriyle eşit değil. Buna bir bakalım. Yani burada bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Ama ben notlarımı alıyorum. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa hızlı bir şekilde yapacağım. Personel iş gözü, yani personel raporlarıyla ilgili sorgulamayı sistemimize atacağız. Sistem SSK'dan sorgulayacak. Raporlu personelleri karşınıza getirecek. İlgili firmaların toplu bir şekilde puantajlarını yansıtacak. Bu da herhalde 1-1,5 ay içerisinde sistemde olur. Şimdi efendim, perakende satış fişleriyle ilgili biliyorsunuz indirilecek kağıdı ve vesairede eskiden toplulaştırılmış yöntem kullanıyordunuz, izin veriyordu. Son yaptıkları değişiklikle beraber buna izin vermiyorlar. Dolayısıyla bunları detaylı bir şekilde dökmeniz gerekiyor. Yani her bir perakende satış fişi için ya da işte Z raporu için, ödeme kaydedici cihazdaki belgeler için verilerinize ayrı ayrı girmeniz gerekiyor. Perakende satış fişi diye bir belge türü yok. Aslında bunları toplulaştırılmış yazabilirsiniz ama detay şeklinde yazacaksınız. Diğer diye, ama onların dökümünü de alıp saklamanız gerekiyor. Onun dışındaki belge türleri için biraz önce de açıklama yaptık. Her bir belge bir YM kaydına gidecek. Sayın Başkan, sanırım bitirdik. Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, elektronik defter, elektronik fatura 397 ile Vergi Usul Kanunu 397 ile tevhili hayatımıza girdi. Daha sonra değişen 416 ile de devam etti ve şu anda 421 ile de Vergi Usul Kanunu'na göre de devam ediyor. Bu nereye kadar gidecek? Açık konuşmak gerekirse bunun sonu yok. Dünyaya entegre olmak istiyorsak dünyada bilançoya dahil olan tüm mükellefler hemen hemen hepsi elektronik fatura ve elektronik defter tutuyor. Tabii yıllara bakarsak bir süre vermek zor gibi ama e-devletin oluşumuna, e-beyannamenin oluşumuna bakarsak 5 yıl içerisinde tüm mükellefler buna entegre olacaktır. O yüzden hazırlıklarımızı buna göre yapmamızda yarar var. Buna göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Son bir soru var. Ben istersen bir ara vereyim. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkürler. Şimdi zaman damgası ile ilgili bir soru sordu beyefendi. Zaman damgasını şöyle hızlı bir şekilde anlatayım. Nereden temin edeceğinizi, nerede kullanacağınızı tekrarlayalım. Zaman damgası ayrıca almanız gerekiyor. Bunu TÜBİTAK'tan alıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 1000 kontörü, yani 1000 kere sorgulama yaparsanız 100 TL civarı bir şey. Oradan satın alıyorsunuz. Size bir zarf içerisinde kullanıcı adı ve zaman damgası sunucusu gibi bilgiler geliyor. Bunları bir yerde tutun e-defter kullanıyorsanız. Çünkü 30 Nisan geldi diyelim ki. Göndereceksiniz. Bir sıkıntı oldu. Akşam saat 11. Mümkün değil ki TÜBİTAK'tan bunu satın alamazsınız. Yani o çünkü 1-2 günlük bir süreç. Dolayısıyla bu gibi sıkıntılara düşmemek için şimdiden zaman damgalarınızı alın. Bunları bekletin. Bir süresi yok. Siz bu süre ne kadar kredi harcarsanız o kadar zaman geçerli. Eğer gelir idaresi gerekli görürse zaman damgalı defterlerinizi kabul ediyor. Onun dışında sizin tarafta bir sıkıntı olursa zaman damgalı göndereyim vesaire gibi bir durumumuz söz konusu değil. Sadece gelir idaresi tarafında bir sıkıntı olduğu zaman, gerekli gördüğü zaman siz zaman damgasını, TÜBİTAK'tan aldığın zaman damgasını defterinize yapıştırıyorsunuz. Uygulama bu şekilde. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun. Şimdi mesela normalde faturalarda kasayla kapatmaz. Benim söylediğim aslında yanlış, TTK'ya göre ya da Vergi'ye göre yanlış bir kayıt. Yani direkt olmaz. Ne olur? Cari atmanız lazım. Cari attıktan sonra alıyorsunuz. Neyle ödemiş? Bir kısmını çekle ödemiş, bir kısmını nakit ödemiş, bir kısmını senetle ödemiş. Her bir satıra bununla ilgili bilgiyi yazıyorsunuz. İşte 320 çekle ödedim çeki, işte 320 kasayla ödedim kasayı gibi. Bu hayır, yeni bir kayıtta gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda gerçekleştirebilirsiniz. Ama kayıt bir ödemeyi ilgilendiriyorsa ödeme yöntemi bilgisi belge türü olduğu gibi mutlaka girilmeli. Değerli arkadaşlarım, sorularınız olsa gene burada alabilir arkadaşım ama biz toplantıyı burada sonlandırmadan önce özellikle iki konuğuma, Cenk İçer Bey'e, ürün müdürümüze ve Ayhan Akyüz çözüm ortağımıza çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize sıhhatli ve iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sıra söz sizde.